Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Bugün balık köftesi yapacağız. Başım dönüyor, başım. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öptük. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Ne yaptınız? Keyfiniz nasıl? Her hafta pazartesi, perşembe saat 21'de bu aralar. Ki Instagram hesabımızdan da siz sevgili dostlarımız Erol Canbaz Instagram hesabından saat kaçta videolarımızı giriyoruz. Bugün hangi yemeğimiz, hangi videomuz sizlerle buluşacak aktarıyoruz. Ve Onur Market'e teşekkür etmeyi unutmuyoruz dostlar arkadaşlar. Anlatılmaz lezzetler, mutfak sizin, Onur Market, yani dükkan sizin, Kral FM, şarkılar sizin, Kanki Canbaz, İzon Breke, Yeskamara, Brejne, Vişne, başladık işte. Onur Market'te dükkan sizin. Bugün çok basit, çok kolay ama müthiş bir lezzet, anlatılmaz bir lezzet sizlerle buluşacak. Bugün ne yapacağız? Bugün balık köftesi yapacağız. Balık köftesi. Balık köftesinde ne var? Çok basit ama çok önemli malzemelerimiz var. Neler var? Bakın Hakan'ım gösteriyor. Çok güzel ton balığım var. Galeta unum var. Efendime söyleyeyim. Yumurtam var. Taze soğanım var. Normal soğanım var. Artı maydanozum var. Azıcık dereotumuz var. Dedikten sonra ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bira bismillah diyelim. Soğanımızı rendeleyerek, evet bugün bir soğanımız var. Bunun tamamını rendeleyeceğiz arkadaşlar. Artı taze soğanımızın da şu yeşil kısımlarını kullanacağız. Şu gördüğünüz uç kısımlarını da inşallah yemeğimizin fotoğraflarını çekerken sunum esnasında kullanacağız. Dedikten sonra hemen bismillah dedik başladık. Soğanımızı rendeleyerek organizasyonun startını veriyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. Hadi. Başlanmış iş bitmiş iştir. Soğanlarla işimiz bitti. Şimdi soğanlarla işimiz bitti. Tabii ne yapacağız? Hemen şöyle bir ayar çekeceğiz. Efendime söyleyeyim. Soğanımızı rendeledik. Soğan hazır. Soğanımızı rendeledikten sonra şimdi ne yapacağız abi? Soğanımızın içerisine bu kez taze soğanlarımızın, evet taze soğanlarımızın dedim ya yeşil kısımlarını dostlar arkadaşlar kullanacağız. Aramıza kalsın ben bu soğanları Avşa'dan getirdim. Avşa Adası'ndan, kendi bahçemden getirdim. Onları kullanıyorum bugün yemeğimde. Siz de hani illa büyük bir bahçe olmasına gerek yok. Camınızın önünde bile bu taze soğanları yetiştirebilirsiniz dostlar. Dedikten sonra şöyle açıyorum. Hakan abime yardımcı oluyorum. Ve başlıyorum. Çok ince doğrayacağım ama bak çok ince. Bunların çok ince olması lazım. Çünkü balık köftesinde bunlar bir fark yaratacak arkadaşlar. O farkı çok ince doğrayarak oluşturmamız gerekiyor. Öyle incecik 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 doğruyorum. Hadi bakalım. Evet, soğanlar da hazır. Soğanlar da diğer taze soğanlar soğanla buluştu. Dedikten sonra efendime söyleyeyim. Eyvallah. Yolculuk devam ediyor. Şimdi ne yapacağım? Hemen maydanozlarımı alacağım arkadaşlar. Hemen maydanozları alacağım ama maydanozların sap kısımlarını değil, şöyle yeşil kısımlarını kullanacağım. Yani uçlarını kullanacağım. Saplarını kullanmamaya gayret göstereceğim. Çok fazla maydanoz kullanmaya da gerek yok ama biz şöyle bir toparlayalım. Toparladıktan sonra ya su hala gözlerim yanıyor ya. Şöyle bir ayar çekelim abi. Maydanoz iyidir. Normal köftede de maydanoz. Anne köftesinde maydanoz muhakkak olur değil mi? Böyle görürsünüz böyle tavada kızarırken o yeşil yeşil atar kendini böyle ben buradayım ben buradayım der. Efendime söyleyeyim balık köftesinde de ne yapacağız? Şöyle kafanıza göre ne kadar seviyor iseniz, ne kadar ilgi ve alakanız varsa maydanoza. Kimileri de maydanoz yemiyor ben onu anlamıyorum. Yeşillik yenmez mi ya? Yeşillik her derde deva.
Yani her derde deva dedikten sonra burada biraz da neyimiz var abi? Dereotumuz var. Dereotumuzu da şöyle uç kısmını dediğim gibi kullanmayacağım. Bunu da güzel toparlıyorum. Şöyle vıdı vıdı yapıyorum. Böyle bir vıdı vıdı yapıyorum. Bunların hepsi harcımıza hazırlayacağımız balık köftemizin harcına ruh verecek dostlar. Ruh, ruh. Dedikten sonra haydi sizler de yolculuk. Sizler de yerinize dedik. Şimdi sıra neye geldi? Şimdi sıra yumurtaya geldi. Yumurtamızı buna kıracağız. Önce ilk işlemimiz şurada bir küçük operasyon yapacağız. Sonra balıklarımızı katacağız. Sonra onun kıvamını yani harcımızın kıvamını oluştururken ne yapacağız? Galeta unumuzu kullanacağız arkadaşlar. Hatırlatmak istedim. Yani acele etmiyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Yumurtamızı da kırdık. Çok güzel. Harika. Süper gidiyoruz. Tamam. Şuradan bir çatal aldım. Buna ne lazım? Buna tuz lazım abi. Tuzu unutmayalım. Yani bu iş tuzsuz olmaz. Tuzumuzu güzel bocaladık. Bu bir. Karabiber olmazsa olmaz. Karabiberimizi de keyfinize göre. Dilediğiniz kadar. Ama ben bolca kullandım. Şimdi buraya kadar iyi geldik. Ne yapacağız dedik? Balığımızı en son katacağız. Şimdi önce şurada bir küçük operasyon yapıyoruz şöyle. Şunu önce bir şöyle bir harmandalı yapalım. Efendime söyleyeyim. Önce bir yeşilliklerimizi, soğanlarımızı, yumurtamızı öyle güzel bir karıştıralım. Evet. Süper Ivanitsa. Mamul hazır. Sen de gel. Ziyan olma. Mamul hazır. Şimdi ne yapmam lazım? Hemen ton balıklarımı operasyona dahil etmem lazım. Hafif de yağı var. Tabii yağını süzün ama o yağının olması ona başka bir lezzet, tat veriyor. Bilginiz olsun. Dedikten sonra böyle aldık. Evet, şimdi kaldığımız yerden yolculuk devam ediyor. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle bocalıyoruz abi. Bakın şöyle bocalıyoruz. Tonlarımızı da, ton balıklarımızı da böyle güzel bocaladık abi içine. Efendime söyleyeyim. Biraz ne yapmamız lazım? Yedirmemiz lazım ama. Şöyle bol bol yedireceğiz. Ben biraz hızlı hareket ediyorum. Daha dikkatli davranmam lazım. Daha kibar, daha nazik davranmam lazım harcıma. Efendime söyleyeyim. Şimdi bu aşamaya kadar iyi geldik. Bakın. Güzel. Harç hemen hemen hazır oldu gibi. Bunun neyi eksik abi? Bunun tutması lazım. Yani tavaya attığımızda bunun dağılmaması, böyle tutunması lazım. Bir dal lazım buna. Değil mi? Dal lazım. O zaman ne yapacağız? Galeta unumuzu kullanmadan önce olmazsa olmaz abi. Bakın biraz kimyon atmamız lazım. Şöyle güzel kimyonumu da attım. Tamam. Süper. Ya bu zevk meselesi, isteyen kırmızı toz biber de atabilir. Yani sorun yok. Zevk meselesi. Onu da hatırlatayım. Yani gönlünüze göre karar verebilirsiniz. Şimdi benim burada yapmam gereken iki önemli şey var. Birincisi, özellikle kullanacağım galeta unumun kıvamını hissetmem lazım. Şimdi bu vakte kadar dikkat ediyorsanız hiç elimi kullanmadım. Bütün operasyonu bu karıştırma kabımın içerisinde dikkat ediyorsanız hep çatalımla yaptım. Güzel de bir kıvam oluşturdum. Şimdi bu dakikadan itibaren ben ne yapacağım abi? Şöyle. Başlayacağım yavaş yavaş galeta unumu bu zat-ı muhteremle tanıştırmaya. Galeta unumu attıkça artık elimin operasyona dahil olması lazım. Şöyle başlayacağım karıştırmaya arkadaşlar. Ki bunun ne yapması lazım? Güzelce karışacak. Ben bunu hissedeceğim. Evet ya, bu cıvık oldu ya da koyu oldu. Duruma göre, şekle şemale göre o kararı vereceğim. Yani bunun, galeta unumuzun aslında tutucu bir özelliği var biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Şinitsel falan yapıyoruz. Niye kaplıyoruz onu? Tutsun. Yani operasyona dahil olsun. Dedikten sonra bakın yavaş yavaş
Evet, ben de elimle de hissedebiliyorum. Yani o operasyon başladı. Bakın artık tutabiliyorum. Artık bir arada olmaya başladı. Ama biraz daha lazım. Biraz daha lazım. Evet. Devam ediyorum karıştırmaya. Şimdi biz yeni bir yemek girdiğimizde size mesaj geliyor arkadaşlar. Tabii neyi? Uyarı zilini açan, hani biz bir yeni yemek yüklediğimizde yayına gireceğinde siz sevgili, işte Kanki Canbaz yeni bir yemek yapmış bu akşam pazartesi ya da perşembe işte şu saatte yayındaymış diye size bilgi mesajı geliyor. Onun size gelebilmesi, bizden haberdar olabilmeniz için sizin bizim kanalımıza abone olduktan sonra bizim kanal uyarılarımızın size ulaşabilmesi için uyarı zilini açmanız lazım. Bu çok önemli. Benden hatırlatması sevgili Doğan da, evet sevgili Doğan da bundan sonraki videolarımızda böyle belirli aralıklarla hatta hemen şimdi bir uyarı yapsın. Uyarı zilinizi açık bırakın, aktif hale getirin diye diyelim. Şimdi ben biraz yoruldum. Sıcak da, havalar da artık sıcak. Efendime söyleyeyim. Bir müsaade isteyeceğim. Bereket versin diyeceğim. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Gençler, bereket versin dedik. Balık köftemizin harcını hazırladık. Güzel de bir dinlendi. Ben temizlik yaparken böyle bir ince nane temizlik yaptım. Böyle güzel bir krep tavam var. Krep tavamda yapacağım. Köftelerimi orada pişireceğim. Ama önce ne yapmam lazım? Çok az. Bakın ama çok az arkadaşlar. Yani çok az. Şöyle bir zeytinyağı. Çok az. Zaten yapışmayacak. Ama zeytinyağı buna bir ne verecek? İşte doku verecek. Şimdi şekle şemale göre artık ölçüsünü, boyutunu siz belirleyeceksiniz köftenizin. Tabii bu köftenin özelliği her köftede olduğu gibi balık köftesinde de böyle direkt bunu böyle alır yapmaya çalışırsanız olmaz. Ne yapmamız lazım? Eskiler bilir. Eskiler daha iyi bilir. Önce parmağımızı ne yapmamız lazım Hakan abi? Şöyle bak Hakan abi. Böyle ıslamamız lazım. Bak burayı ıslamak yetmiyor Hakan abi. Bir de ne yapmak lazım? Şuraya vurmak lazım onu. Bak şöyle yapıyorsun. Böyle vuruyorsun. Şöyle yaptın mı? Tamam iş bitti. Tamam iş bitti. Şimdi ne yapıyor? Şöyle yaptık. Bunu da yaptık. Eyvallah. Şöyle aldım abi bak. Şöyle aldım. Ama kıvamı çok güzel oldu ya. Bak. Bak köftem böyle dilediğim, arzuladığım gibi o şekle şemale geldi. Balık köftem. Şu anda istediğim gibi şekillendirebilirim onu. Yani kafama göre ayar verebilirim. Ama önce benim ne yapmam lazım? Hop. Önce benim aracı garajdan çıkarıp şöyle bir ara gazı yapıp bir dumanını tüttürmem lazım. İzin verirseniz ben şu ocağımı bir yakayım. Yaktıktan sonra köftelerimi yapacağım. Yapar yapmaz zaten atacağım. Fazla yapmayacağım. 4 ya da 5 tane yapacağım. Efendime söyleyeyim. Araç hazır. Hadi bakalım. Önce bir duman çıkacak. Telaş yapmayın. Hop aslanım benim. Eyvallah. Alet şöyle bir ısınsın. Alet bir kendine gelsin. Evet. Çok güzel ıslaca. Tabi bunun altını sonra kısacağım. Şimdi ilk köftemi yapmıştım. Gördüğünüz üzere burada. Böyle bir şakki şemal yaptım ona. Öyle. Hadi bismillah. Gönderdim abi. Hiç problem yok. Cızırtıyı duymasak da olur. Aldım yine abi. Aldım. Şöyle. Evet. Bakın. Şöyle yaptığım zaman. Bak. Yaptığım zaman. Bak. Balık köftem hazır abi ya. Bak. Hop. Hazır. Yine pıt pıt. Buraya. Şuradan da alayım. Şöyle. Böyle. Sıktım. Evet. Şöyle yaptım. Toparladım. Hop çorlu yaptım abi. Tık tık bir daha. Hamurum, harcım siyan olmasın. Heh. Olay buka. Onlar cızır diyor. Kanki Canbaz diğer harcını daha sonra pişirecek. Ben şimdi küçücük bir temizlik yapayım. Onur Market'te dükkan sizin. Daha var. Ben daha olmadım diyor. Bakıyorum. Yalnız kokular çok güzel geliyor ha. Aramızda kalsın gençler. Kokular harika geliyor. Dediğim gibi zaten
Zaten içerisinde yağ var. Balığın kendi yağı var. Ekstra bir yağ dökmeye gerek yok dedik. Niye? O kıvamın tutması lazım. Yani balık köftesinin biraz böyle kıvamlı olması lazım gençler. Hani aa bu kuru oldu falan diye endişelenmeyin. Zaten balık köftemizi böyle kesip ağzınıza attığında içinin böyle yumuşacık olduğunu hissetmeniz lazım ki balık köftesi yediğiniz belli olsun dostlar. Dedikten sonra hadi o zaman daha fazla beklemeyelim. Ben şuradan benim bir aletim vardı Hacı abi. Böyle küçük bir aletim vardı. O küçük aletim şurada. Evet. Şunu ben bir alayım abi. Hop. Bakın. Dediğim kıvama geldi. Bak. Hop. Evet. Ay olmadı. Böyle. Hop. Hop. Tamam. Olay budur abi. Olay budur. Öbür yüzünde pişirdikten sonra köfteler hazır. Köfteler hazır. Kanki Canbaz her daim hazır. Köftenin bu yüzü de piştikten sonra buluşalım abiciğim. Kanki Canbaz. Evet, evet. Olay budur. Bakın. Oh. Oh. Of, 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 of. Ay, ben bunu hemen kapatıyorum. Ben bunu hemen kapatıyorum. Benim bunu hemen tabağa almam lazım abi. Neden? Böyle sıcak sıcak hemen bunu götürmem lazım. Bu balık köftesi. Soğuduğu zaman aramızda kalsın. Biraz böyle lezzeti değişik. Bunu sıcak sıcak yiyeceksin abi. Hemen bir. Gel be kızım. İki. Üç. Şöyle. Dört. Olay budur abi. İnşallah, maşallah. Nazar değmez inşallah diyorum. Demeye de devam edeceğim. Allah'ın izniyle. Dedikten sonra şöyle bak. Hakan abi. Buyur abi. Dedim ya. Hafif dışı çıtır olacak. İçi yumuşacık olacak abi. Balık köftesi. Şimdi ben bunu çok büyük kesmeyeyim. Şuradan da şöyle bir canjan yapayım. Ondan sonra Bismillah diyeyim abi. Şöyle. Bir bakayım ne alemde balık köftem. Bismillah. İnan olsun çok güzel oldu ya. Deneyin. Şu tarifi deneyin. Tadın. Benim hissettiklerimi hissedeceksiniz. Onur Market'e sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler, hürmetler. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Hafta sonları cumartesi pazar Kral FM'de şarkılar sizin. Bizi izleyin, bizi takip edin. Uyarı yeni girdiğimiz videoların lütfen size haberdar olabilmesi için madem abone oldunuz uyarı zilini açın ki ben yeni bir video yüklediğimde haberiniz olsun. 30 dakika sonra yayında veyahut da bugün yayında şeklinde size bilgi gelsin. Gelişmelerden haberdar olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Hoşça kalın. Bir sonraki yemekte görüşelim inşallah. Tadıyorum. Başım dönüyor. Başım.